SGK listeyi açıkladı. Bu kişiler erken emekli olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, malulen emeklilik başvurusu yapacaklar için geçerli hastalıkları içeren yeni bir liste yayınladı. Bu liste, erken emeklilik hakkı kazanmak ve emekli maaşı almak isteyen bireyler için önemli bir kılavuz oluşturuyor. Bazı sağlık sorunları yaşayan bireyler, malulen emeklilik kapsamında erken emekli maaşı alabiliyor. SGK bu süreçte dikkate alınacak hastalıklar listesinde yaptığı güncellemeleri kamuoyuyla paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik kapsamında başvuruların değerlendirileceği hastalıkları içeren yeni bir liste açıkladı. Bu gelişme, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen sigortalılar için yeni bir fırsat sundu. Malulen emeklilik hakkından fayda sağlayabilmek için SGK tarafından belirtilen birkaç temel şart bulunuyor. Öncelikle sigortalı kişinin en az 10 yıl boyunca prim ödemiş olması ve toplamda 1800 gün prim gün sayısını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra mevcut hastalığının iş gücünde en az %60 oranında bir kayıp oluşturması şartı bulunuyor. Tüm şartları taşıyan vatandaşlar ise malulen emeklilik hakkından faydalanarak erken emekli olabilecekler. Malulen emeklilik kapsamındaki hastalıklar. SGK, malulen emeklilik kapsamındaki hastalıklar listesini açıkladı. Güncellenen listedeki hastalıklar ciddi ve kronik sağlık sorunlarını kapsıyor. Ayrıca SGK tarafından açıklanan, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen başlıca hastalıklar aşağıda yer alıyor. Kanser, Parkinson hastalığı, Epilepsi, Behçet hastalığı, Beyin tümörleri, Organ nakli, Kemik iliği hariç, Tüberküloz, Bipolar bozukluk, Multipsikleroz, MS, Şizofreni, Zeka geriliği, Siroz, Demans, Görme kaybı, Uzuv kayıpları ve Felç. Başvuru için gerekli olan belgeler Malulen emeklilik kapsamında başvuru yapacak vatandaşların, SGK tarafından istenen belgeleri bulundurmaları gerekiyor. Belgeler arasında çalışma hayatına dair evraklar, prim ödeme durumu ve tıbbi raporlarla alakalı belgeler bulunuyor. Sunulan evraklar SGK tarafından belirlenen prosedürler neticesinde titizlikle inceleniyor.